Değerli takipçiler, buzdolabı soğutmamasının birçok sebebi var. Bugünkü şikayetimiz boş buzdolabı üstten soğutma. Yani dolabımızın derin dondurucu kısmı üstü açtık. Yaklaşık dolabın soğutmaması için birçok sebep var söylüyorum. Motor arızalıysa, gazı yok ise, fan motoru arızalıysa, kart arızalıysa, sigorta arızalıysa, sensör arızalıysa, kanal tıkalıysa, 7, 8, 9 tane yakın parça var. Kapı butonu arızalıysa. Yani benim dolabım soğutmuyor. Siz bir telefonda tahmini fiyat veremiyor musunuz? Müvekkil değiliz. Bakmadan bir şey söylenmez. Bu dolabımızın şikayetini tespit ettik. Şu an bunu da sürekli yapılıyor ama hiçbir şekilde videosunu çekmemiştik. Bugün videosunu çekeceğiz. Fan motorumuza bakın. Sıkışık. Dönmüyor. Ama bir ilke gireceğiz. Ne yapacağız değerli takipçiler? Fan motorumuz 12 volt ya da 9 volt. Bakın burada ne yazıyor değerli takipçiler. Hemen şöyle bir bakın. 9 volt. Gördünüz mü? Yani bu normal 220 ile çalışan fan motoruna dönüştüreceğim bunu. Nasıl mı? Bakın şimdi. Normal şu kablonun rengini gördüğünüz zaman korkun. Bu 220 değildir. Şöyle mi görüyoruz? Bakın. Fan hiçbir şekilde dönmüyor. Şimdi ne yapacağız biz? İyi bir bakın. Bu soket burada ya. Normal. Soketin girme yerine bir bakın. Şimdi bakalım bu hangi tarafın? Onun değil, onun değil, onun değil, onun değil, onun değil. Bu buranın ya. Biz buraya kablo takmayacağız. Dolabı şuradan deleceğiz. Şöyle. Çekilelim oradan bir. Nereden çıktı kabloyu bu usta? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gözüktü mü kablo? Kablomuz gözükmedi ama tornavidayı çektiğini gördük. Evet. Ha. Evet. Geldi mi? Evet. Var değil mi şu an? Evet. Evet. Harika. Şimdi gelin ediyorum. Arka tarafa bir geçelim.
Gördünüz mü? Hamburumuzu. Evet. Şöyle geleceğiz. Şuradan. Tık 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 tık. Acaba oradan mı gelsem daha rahat olur? Oradan gelirsem daha rahat olur. Evet. Bakalım bu kaldı buradan yüzecek mi? Evet ama siz görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz değil mi? Şimdi bunu nereden çektiğimiz zaman kaybı olmasın diye hem fan motorunu direkt motorun 220'sinden alacağım. Motor çalıştıkça fan motoru çalışacak. Motor durdukça fan motoru duracak. Takacağımız fan motorunu hemen göstermenize fayda var. Evet. Görmüş olduğunuz gibi fan motoru. Bu şekil. Kendi üstündekini hemen gösteriyorum sizlere. Belki bir faydası olur ya da olmaz ama bunları tabii ki şöyle yapayım ben. Şunu şuraya koyduk. Şimdi bakın. Yani herkes buzdolapçı olamaz. Herkesin buzdolapçı olabilmesi için Fatih Bank'ı izlemesi lazım. Hazır mıyız? İşte fan motorumuza bakın kendi gözlerinizle. Bunların aynı bu motorun bir 220 ile çalışanı var. Bir de gördüğünüz gibi böyle çalışanı var. Bunu alıyoruz. Ne yapıyoruz? Suyun altına sokuyoruz. Şöyle. Gördünüz mü? Artık çöp. Şimdi ilerleyen aşamaları hiç böyle heyecanlanmayın. Tıkır 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 yapıp montajını yapacağız. Ondan sonra fanın nasıl çalıştığını göreceğiz. Hocam bakalım. Evet. 300 dereceye dayanıklı sıcak ısıya dayanıklı silikonu deldiğimiz kablonun yerine silikonladık ki niçin silikonladık? Buradaki soğuk kaçmasın. Dışarıdaki o tellerdeki ısı da bunun içine girmesin diye bu işlemi de yaptık değerli takipçiler. Fan motorumuza bakın. Çevirdiğimiz zaman dönmüyordu, kilitli kalıyordu. Şimdi bakın hafifçe döndürürsek gördüğünüz gibi adeta uzun süreli dönüyor. Eskisinde ne oluyordu? Çeviriyorduk böyle kalıyordu, çeviriyorduk kalıyordu. Yani şu fan motoru çalışmaz ise asla ve asla kesinlikle dolabını soğutmaz. Yani fan çalışacak, karlama, buzlama var mı? Bir dünya. Şimdi sırada arka tarafta. Evet değerli takipçiler gördüğümüz gibi fan motorumuz fişek gibi çalışmaya başladı. Sesi zaten duyuyorsunuz. Şimdi bunda ne oldu? Normalde şu yukarıdaki düğmeye bastığımız zaman şöyle anlatayım. Özür diliyorum. Normalde dolabın kapağı kapalı ya. Dolap kapıyı kapattığımız zaman fan motoru çalışacak. Lamba sönecek. Kapıyı açtığımız zaman lamba yanacak, fan motoru duracak. Şu kapıyı açma kapama düğmesi. Düğmeye bastım, lamba söndü. Fan hala çalışıyor. Elimi çekeceğim.
Fanın durması lazım. Durmuyor. Ne için durmuyor? Çünkü Are You Ready Fatih Bank elektrik bağlantısını az evvel gördüğünüz gibi motorun üstünden aldık. Motor istop ettiği zaman fan duracak. Motor çalıştığı zaman fan çalışacak. E usta, şu an fan direkt çalışıyor. Tamam, dolabın kapalı olduğu müddetçe o fan sürekli çalışmayacak mı? Çalışıyor. Siz kapağını açtınız. Fan dursa ne olacak? Durmasa ne olacak? Motor çalıştığı müddetçe bu fan çalışacak. Hiçbir sıkıntı yok yani, anlatabildim mi? Ya Fatih Usta, niye öyle bir şey yaptın ama benim kafam karıştı, ben böyle yapıyorum işine geliyorsa. Şu an bu böyle soğutacak, bilginiz olsun. Bu fan motoru zaten siz örnek yattınız saat gece 12'de. Buzdolabı sürekli çalışıyor. O fan motoru hiçbir şekilde zaten durmaz. Ancak motor durduğu zaman durur. Ya da siz kapısını açtınız, durdu, kapattınız, çalıştı. Yani o fan motoru siz kapağını açtığınız zaman, normalde fanın dönme bir devri var ya, döndü tam duracağı zaman bir daha bir kapatıyorsunuz, motor bir daha çalışıyor. Şimdi gelin elektrik kablo bağlantısını gösterelim, rezilliğimizi. Şuradan deldik, kablomuz böyle geldi. Şuradan saklayabildiğim kadar sakladım. Buradan geldi. Buradan motorun kutusuna gitti. Motor durduğu zaman fan motoru da duracak. Elime sağlık. Hoşçakalın.